Gifkuanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yorumlarında bir aradayız. Ee, i̇lk öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım. Ee, onun haricinde bir önemi daha var günün. Hem gazi yarışı var hem çok önemli yarışlar var. Çifte bayramı beraber yaşayacağız. Ee, bugün de elimden geldiğince sizlere destek, yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım ki adlı yani ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Ee, geçen hafta baktığımızda 11.000 civarında videom izlenmişti. Geçen sene Gaziye de baktığımızda 11.000 izlenme olmuştu o günde. Geçen hafta da 10.000 11.000'leri zorladık. Ya oldukça izlenmeler. E, ciddi anlamda arttı. Beni öneren, tavsiye eden herkese teşekkür ederim. Bugün de izlenmelerin 10.000 civarını geçmesini bekliyorum. Ee, umarım sizler elimden geldiğince çok fazla destek olabilirim. Zaten tek tek yorumlu yorumlayacağım. Beraber güzel bir analiz yapacağız. Ee, sonuçları da beraber yarın izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Ee, güzel bir gün. O yüzden çok fazla fı uzatmayayım. Gerek olarak yorumlara geçeyim. Çünkü 10 tane sanırım 10 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10 tane yarış bizi bekliyor. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi birinci aldığın ilk ayağı ben tekle başlayacağım. Maiden bir teki. Yani maiden'da ben tek atmayı çok seven biriyim. Ee, bir de ikinci aldığın yani kurgumu bozmak istemem. E, bozmamak için ilk altılıda olabildiğince tek atıp yani ilk altılıya dahil olan koşularda ikinci aldığın yani çok karıştırmak istemiyorum. Çünkü ikinci aldığın daha önemli bugün. Daha önemli yarışlar ikinci ayında. O yüzden de ben birinci altılıdan yani tekle başlayacağım. 7 numaralı Olgun Alp'i birinci altı gay için ilk banka olarak öneriyorum. Ya baktığımızda yarışa ya buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazacağız. Yani 2, 4, 6 adı yazacağız. Köşemize çekileceğiz. Ya da tek denip ya gelirsedeceğiz edeceğiz. Böylesine önemli bir günde ilk ayak tek atmak kolay değil. Çok riskli. Yani genellikle sonraya tek getirip e, ben böyle dinleyenleri sonraya getireyim de çok fazla tepki almayayım. Düşüncesi daha fazla hakimdir e, Özellikle tahmincilerde. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. İlk ayak çatır çatır tek atacağım. Geçersek çok güzel olur. İlk ayakta yatarsak da büyük ihtimalle çok fazla yorum gelecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi neden Olgun Alp? Olgun Alp'e bir baktığımızda ilk yarışında keskin şah kovalamıştı. Devamlı pres uygulamıştı. Ee, bir yerden sonra temposu düştü. Geçemedi de. rakibini gerilerde bitirdi yarışı ama 1.23.42 bu grup için iyi bir derece. Keskin şaha baktığımızda o günden sonra şartlı 4 yarışta da çok zorlanmadan kazandı. Hatta A3 yarışa kayıt yapmışlar atı. Yani atın ne kadar kaliteli olduğundan dikkatini çekiyorum. Yani kaliteli olduğunu bahsediyorum. Ondan sonra çıktığı yarışa baktığımızda biraz mesafe uzadı 100 metre. Ona rağmen biraz erken yürüdü. Ama öndeki isimlere yaklaşamayıp buradaki rakiplerinden Kaan ve Ür Uçan'ı kolay bir şekilde geride bıraktı. Bugün mesafe 100 metre kısaldı. 1200'e döndü tekrardan. Yarıştaki atları tek tek incelediğimizde ayağına seri veya öne çok hızlı bir şekilde gelebilecek bir at yok. Bugün baktığımızda üzerine Tolga Yıldız'ı vermişler. Yani tam Tolga Yıldız'a göre bir at olduğunu düşünüyorum. Hem idman gönüsü hem çalışmaya da gerçekten dikkat çeken bir isim. Eğer startta beraberliği ideal alıp çok fazla zorlamazsalar ben 7 numaralı Olgun Alp'in beyaz bayrak ayna yapıp özlediği birinciliğe bugün ulaşacağını düşünüyorum. Birinci altıgen için ilk banko olarak 7 numaralı Olgun Alp'i sizlere öneriyorum. İkinci koşuya geldiğimde zor bir koşu zaten atlar sığmayacak sanırım. 22 tane at var şöyle aldık mı tamamdır. Zor bir yarış yani mümkün olduğunca at yazın. Kötünün iyisi kazanacak bu yarış yani iyi bir at olduğunu düşünmüyorum. Kim biraz daha performans yükseltirse o kazanacaktır. Ben burada 15 numaralı kadeşle başlayacağım. Ya yani bu at en son satış yarışında koştular. Ya yani satış yarışındaki yarışın çok fazla ölçü almamak gerek. Çünkü belki atın durumu iyi olmuştur. Belki o gün böyle satılmaması için ee, düşük performans sergilemiş olabilir. O yüzden son yarışı çok fazla ölçü almayın. Bir önceki yarışına baktığımızda şartlı 5'te yağmur gözlü, duman, Gurbet Ateşi, Balalayka gibi Balalayka zaten sonrasında grup 1 kazanmış bir attan bahsediyoruz. Yani böylesine bir grupta birinci ile arasında 2 saniye civarında fark var. İnanılmaz iyi bir yarış. Ya yani bu gruba kıyasla daha önce de bir tane 1600'de yarışı var. Yine kötü değil. Geçildiği atların birçoğu iyi atlar. Bugün grup çok çerez, inanılmaz lehine. Önde gidebilecek de birkaç tane at var. Eğer yarış süratlenirse ki 22 tane at var büyük ihtimalle süratlenecektir. Ben 15 rıma Kadeş'in sonlarda yapacağı ataklarla beraber kazanmasını bekliyorum. Benim için olmaz olmaz 15 rıma Kadeş ama yarış gerçekten zor. 22 tane at yol bulacaklar, edecekler, gelecekler de ee, böylesine de önemli günde buraya at yazmakta fayda var. 5 numaralı Demir Yıldız bu gruptan daha iyi performansı var. 3 numaralı Aynira, 6 numaralı Zor Zaman, 7 numaralı Hürriyet sanırım 2 tane yarışı falan kaldı bu adın 2 mü 3 mü ne? Birinci olması gerekiyor. Çin performansı iyi Hürriyetsin? Ee, dikkat edin. 1 numaralı Çılgın Ejder, 11 numaralı SS Fırtına, 9 numaralı Nazarnas, 14 numaralı Subike, İdmanda çok iyi gördüm Subike'yi. 17 numaralı Bozana son yarışı görüntüsü çok iyiydi. Bugün Mehmet Kaya kendi atlarına binmiş. Çok ters bir yarışa imza atabilir. Dikkat. 21 numaralı Selim Şah ve son akta 12 numaralı Foto Kız'ı diyeceğim. Ya burada 15 numaralı Kadeşi risk alıp tek deneyeceğiz. Bu kadar kalabalık grupta ya da 15 5 3 6 7 1 11 9 14 17 21 12 sıralamam. Üçüncü koşuya geldiğimizde yani aslında burada dikkat çeken isim Yedima e, Yeğenim Toprak. Yani iki yarıştır böyle çok üst düzey performans sergilemesi de bu gruba yetebilecek bir performansı var. İdman da iyi görünüyor. Özellikle 39'lar civarında bir çalışması var. Gerçekten iyi. E, grupta o kadar üst düzey bir grup değil. Yani yeğenim toprak da burada tek olarak tercih edilebilecek diğer atlardan biri ama. Yani bu ata ben güvenmiyorum. Yani çok böyle Yavaş tempolarda gelen ağır kanlı bir at. Kolay böyle ritme giremiyor. O yüzden burada at yazmakta fayda var. İlk rakip 8 numaralı Yengeç. Çok beğendim idmanında atım. Çok iyi görünüyordu. Yani yanımız akıcı bir şekilde e, fotoyu geçişi vardı. Ve çalışmaları da gayet iyi. İlk yarışında çok iyi bir başlangıç yapabilir. 8 numaralı Yengeç'e dikkat. 2 numaralı atlı Kan, 4 numaralı Bey Akan. Ve 5 numaralı Buz Kralı Can Buz Kralı'nı çok kolladım kum performansı biraz daha iyi çime göre. O yüzden bugün Tolga Yıldız ile beraber de iyi koşabilir. 7-8-2-4-5 benim sıralamam. Dördüncü koşuya geldiğimizde ben burada bir numaralı Hekimoğlu'nu ikinci banka olarak sizlere öneriyorum. Yani burada bir numara gelmezse yarış karışır. Ama Hekimoğlu'nu bak tek tek kıyaslayalım. Şimdi Atlara bakalım. Yağız abi olacağını düşünmüyorum. Gelirsek köşemize çekiliriz. Gelibolu gelini son yaşında starttan çıkmadı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, fena bir at değil ama. Yani ondan önce yazılabilecek atlar var. Tayların güzeli en son yarışında Ekim oğlunun bayağı gerisine kaldı ve o gün 6 kilo fark vardı aralarında. Bugün baktığımızda kilo kiloya koşuyorlar neredeyse. O yüzden de ciddi bir dezavantajı var. Süpermen'in çim kıyası yaptığımızda Eee... Ekimoğlu ile bir saniye civarında Ekimoğlu'nun farkı var. Büyük yankı olacağını düşünmüyorum. Çok iyi yarışları yok. Winterfell'in de, Winterfell de son yarışına baktığımızda 134-66 yaptı ki çok iyi bir derece değil bu. Bugün hem kilosu da ağır. O yüzden de ben etkileneceğini düşünüyorum. Geriye bir tek bir numaralı Hekimoğlu kalıyor. Eğer 9 gün önce koşup sonra Bursa'da bir çalışma yapıp tekrardan geri İstanbul'a gelmesine etkilenmezse ben çok zorlanmadan bir numaralı Ekim oğlunun kazanacağını düşünüyorum. E, i̇kinci ikin, e, banka olarak sizlere bir numaralı Ekim oğlunu öneriyorum. Bir saniye su içeyim ikinci altı kayna, öyle devam edelim. E, geldim. İkinci aldıgan ilk ayına inönü koşusuyla başlıyoruz. Ya aslında bu yaşta 4 numaralı kar kız çok dikkat çeken bir isim. En son yarışında İzmir'den gelen e, Best Friend'den çok etkilendi. Yani yapacak da bir şey yoktu. Yani liderliği alıyoruz. Aldıysan yarışta bırakmayacaksın artık. Liderliği bırakmayı bitirmeye çalıştı ama olmadı. Gücü yetmedi. Sonlar duvara çarpmış gibi durdu. Evet bugün de önde gidebilecek atlar var. Brave Baby Girl, Old Up, başka Macao belki, Mandalorian olabilir, Prenses Zülal olabilir. Ama bunların hiçbiri Best Friend kadar seri isimler değil. O yüzden de burada liderlik kız alacaktır ve o günkünden biraz daha yavaş tempolarda yarışı götürme imkanı var. Bugün sonlar duvara çarpmış gibi durmayabilir. 4 numara kar kızı mutlaka yazalım. Böyle ilk bugün tek atıp Risk alabilecekler varsa aranızda 4 numara kar da bunu yapabilirsiniz. Ama üstüne çok fazla gidilirse o zaman da sürpriz bir sonuç çıkabilir. 12 numara Rose Queen iyi bir yarış kazandı. O günden sonra yaptığı çalışma daha ileri gittiği gör görünüyor ve idmanda da çok beğendim. Rose Queen'e dikkat. 6 numara Light of Darkness çok çok iyi bir yarış yaptı en son koz'da ki. O günden sonra uzun galopları bayağı iyi. Ya grupta da öyle İstanbul'da İyi yarışlar yapan atlar yok. Ya Karkız'da eee e, Maça Kızı var. Karkız'da Maça Kızı var ama ya bunlarla neredeyse eş değer bir yarış yaptı Light of Darkness. O yüzden de ben boş bir at olduğunu düşünmüyorum. Bugün grup 3 birinciliği gelebilir. Bir numaralı Angel of Love en son yarışında baktığımızda zorlanmadan güzel bir yarış kazandı ki o gün Earth and Grey'e inanılmaz baskı uyguladı ve hem onu atladı. Hem de geriden gelen rakiplerine hiçbir yerde fırsat vermeden yarışı bitirdi ki 1 58 yaptı o gün. Baktığımızda maça kızı da Bursa'dan gelen bir isim 1 .13 47'si var. Ya i̇nanılmaz bir e, Angel of Love'ın derecesi daha iyi maça kızına göre. İlk defa İstanbul pistine çıkacağından ötürü biraz geri planda kalabilir ama Angel of Love'ın ben kötü bir at olduğunu düşünmüyorum. Ekürlerinde katkılarıyla beraber çok iyi koşabilir. Daha sonra 9 malı maça kızı sonlarda iyi gelebilecek isimlerden biri ve son olarak da 7 malı lokum. Yani çalışmaları ve idman görsün gerçekten dikkat çeken bir isim. 79 gün arası olsa da bugün grup 3 birinci ile geri dönerse sağlara şaşırmam. Potansiyeli veya kabiliyeti olan bir isim. 7 malı lokuma da dikkat edelim. 4, 12, 6, 1, 9, 7 benim sıralamam. 6. koşu ana anafartalar koşuna geldiğimizde geçen sene bu yarış patlamıştı. Yani 80 lira civarı mı 60 lira civarı mı ne Ganyan gelmiş? 86 lira Ganyan King of the Sun kazanmıştı o gün. Ciddi bir sürpriz çıkmıştı. Bu sene de sürpriz bir sonuçla bitebilir. Yani çok böyle iyi at, yani çok böyle dikkat çeken performans olan bir isim yok. Benim burada favorim 15 numaralı Secret Lover. Yani bu at bir tane yarış kazandı İstanbul'da. O günden sonra direkt herkesin dinde o Secret Lover İstanbul'a geçilmez şöyle böyle dendi. At o günden sonra yerinde saymaya başladı. Çok iyi yarışlar yapmadı ama en son 5'incinde herkesin gözünden kaçmış olabilir ama yani King Mango'yu dışarı koyun. Diğer atların tamamından daha iyi koştu Secret Lover. Sonlarda foto yeni geçen attı. Bugün tekrardan İzmir'e döndü ve İzmir'de çalışmanını yaparak İstanbul'daki yarışa katılacak. Ya bugün yarıştaki atlara da baktığımızda çok fazla önde gidebilecek at var. Contender Asanet, Kick Kalın, King Berkay, Mars, sonra Derviş ve bunlara erken katılabilecek bir sürü at var. O yüzden de yarışın sert tempolarda, yüksek tempolarda geçmesi 5 numara Secret Lover'ın çok işine yarar. Bugün hiçbir şekilde Diasu'ya karışmadan engellerde beklemesi en doğru olacaktır. Zaten öndeki tempo bir yerlerde kızışacak, tempo yükselecek. Bu da 15 numara Secret Lover'ın çok işine yarar ve sonlarda yapacağı ataklarla beraber Secret Lover'ın bugün kazandığını görebiliriz. Mutlaka yazın. Daha sonra gidin e bak son yaşını böyle zor kazanmış gibi görünse de yani rakiplerine hiçbir yerde geçecek izlenimi vermiyordu ki yani gerçekten iyi bir yarış yaptı. Ben çok beğendim Kanekonoğlu'nun yarışını. Bugün bir kere daha tekrarlayabilir. 17 mazılatı e bor. Yani yarışın çok hızlı gidecek olması çok yarar. Sonlarda sert Acı bir sprintle gelebilir. Dikkat. 10 numaralı kuzey yağmuru. 6 numaralı Asanet. 14 numaralı Kuyente Volte ki bu altın zamanında Sendik'te çok iyi yarışları vardı. Ee, son çim yarışları böyle çalkantılı ama kötü bir at değil Kuyente Volte. Bugün Sendik'te iyi bir yarış imza atarsa dikkat diyorum. 11 numaralı Mars ve son olarak da 3 numaralı Deli Tahir diyeceğim. Yani son yarışında 58 kilo koşmasına rağmen Selim Koygun artı 1.2 ile binmişti ki yani bu bile bu mesafede etkileyebilir atı. Bugün Mustafa Çiçek 58 kilo net bir şekilde binecektir büyük ihtimalle. Ee, sonlarda acı bir sprintte deli tayerinde geldiğini görebiliriz. 15 numaraya dikkat edin. Secret Tower'dan iyi bir yarış bekliyorum. 15, 7, 17, 10, 6, 14, 11, 3 sıralamam birinci altıgeni yani tamamladık. Şimdi ikinci altıgenliği dört yarışta yorumlayıp günü tamamlayacağız. Ee, bu koşuya geldiğimizde ben burada iki mara RMP ile başlayacağım. Yani kilosu böyle 55, 56 olsa net bank önerirdim. Sadece 60 kilo olduğu için yanına sigorta olarak bir yat önereceğim ama yarışı kafamızda koşturduğumuzda Carrot'un öne gitme ihtimali yok. Megalodon'un öne gitme ihtimali yok. Sikroat'ın gitme ihtimali yok. Lex Talianus'un da gitme ihtimali yok. Burada büyük ihtimalle liderle kilo avantajı olan 3 numara koç ulaş alacaktır. Ee, Alice Alex son iki yarışında denedi Rampage'le liderliği almayı. Bir yürüdü ama baktı ki dışındaki hatta böyle çok ısrarcı, çok seri bir şekilde geliyor. Hiçbir şekilde yormadan atını enseye bastı. Bugün de ben Rampage'in aynı amleyi yapacağını düşünüyorum. Yarış başlar başlamaz bir Alex Karataş denecek öne gelmeyi. Eğer oralarda koç ulaş çok ısrarcı olmazsa Rampage liderliği alacaktır. Koç Ulaş ısrarcı olursa büyük ihtimal Rampage arkasında ikincikte gidecek. Yarışın ben Tempos'un hiçbir şekilde yükseleceğini düşünmüyorum. O yüzden de ben Koç Ulaş'ın çok dirençli de kalacağını düşünmüyorum. Bir viraja doğru liderlik Rampage'e geçecek. Yani bu kadar yavaş giden yarışta bu grubu son iki koşunda defalarca geçmiş bir Rampage var. O günden sonra yaptığı çalışma idman gözü çok iyi. O yüzden de ben alacağı liderlikle beraber viraj üzerinde Rampage'in kazanacağını düşünüyorum isteyenler tek deneyebilir ama kafamdaki tek soru işareti 60 kilo olması. O yüzden de yanına sigorta olarak 4 malın megalodonu yazacağım. Baktığımızda bu at ciddi bir ara sonrası iki tane yarış koştu ki ilk 1009 yarış çok iyiydi. Ondan sonraki yarışta da ben oynamadım ee, bu atı megalodonu çünkü yani o kadar ara sonrası öyle bir yarış yapmak atı etkiler düşüncesiyle ve bana göre de etkiledi. Bugün daha hazır gireceği yarışta çok müsait kilosuyla lehine mesafede Dörtman Megalodon da iyi koşabilir. Buraya 2-4 yazdık mı ben yeterli olacağını düşünüyorum. Bence ayırmamakta fayda var bu ikiliyi. Geldik yılın en önemli koşusuna Gazi koşusuna. Birçok kişi Colt Victory şu bu derken bakalım neler olacak yarın izleyeceğiz. Ya benim favorim Colt Victory değil. Benim buradaki favorim 13 numaralı Vernazza. Neden Vernazza? Çünkü baktığımızda ya yani Alis Karataş da olsun, Kahraman da olsun. Ee bana göre artık son iki yarıştan bir ders veya ee bir şeyler görmüşlerdir. Çünkü Colt Victory ile mücadeleye girdiğinde bariz olarak geçemiyorsun. Yani atlayamıyorsun atı. Bu bariz belli. İkisinde de Aris Galata çok erken yürüdü. Colt Victory atlamak adına. Ama hepsinde Colt Victory karşılık verdi. Aynı şekilde son 2200'lük yarışta da aynısı oldu. Vernaz da kolay tempoda geldi, yürüdü. Ama Colt Victory hepsinde karşılık verip geçilmedi. Yani bugün yapması gereken yarısı zaten tempo yükselecektir. Finish'in orada geçeceksin. Yani taktik bu olmalı bence. Ee, mücadeleye girmeyeceksin. Kırmızıdan orada geçtin geçtin. Call to victory geçip bitireceksin yarışı. Geçtiğinde yarış bitmiş olacak. Bugün ben Vernazan çok fazla öne yakın gideceğini düşünmüyorum. Biraz daha yarışı geriler takip edecektir. Zaten Ekürüsünü Sozopol'u bunun için koyular yarışa. Sozopol tempo verecek. Ekürlerden uppercut öne yakın gider ki Son yarışında bana göre öne yakın gidemediği için kötü koştu. Bugün büyük ihtimalle öndeki 3 ismin arkasında bekleyecektir. Onun haricinde baktığımızda kim gidebilir öne yakın? Dembe. Onun haricinde Çakal'ın oğlu. Yani yarış bir yerlerde süratlenecek. Koltu Victor da büyük ihtimalle grubu ortağı takip edecektir. Vernazza'nın ben ettiği suya karışmadan gerilerde bekleyeceğini. Eğer Sotopol birazcık tempoları yükseltebilirse amacı da bu. Ben Vernazza'nın sonlarda sert gelip tam finishin orada Vernazza geliyor deyip spikerin yarışın biteceğini düşünüyorum. Eğer burada son kafayı atabilirse, son aksiyonu atarsa Vernazza'nın kazanacağını düşünüyorum. Benim favorim Vernazza. İlk rakip 9 numaralı Powerman. Ya bu at son yarışını öyle bir şekilde kazanıyor ki. yani yarışın tempolu çok yükselmeden kazanıyor. Yani yavaş giden veya çok tempolar yükselmedi yarışlarda bile kazanmasını bilen bir isim. Ya bugün tempolar yüksek bir şekilde çıkarsa özellikle Dembe, burada kaderi bileceksin Dembe. Dembe tempo yüksekliğe çıkarırsa Sotopol'la beraber büyük ihtimal Çakal'ın oğlu olsun. Ee, upper cut olsun da Bunlar erken katılması durumunda. Bu sefer de Power Man'in sonlarda sert geldiğini görebiliriz. Kötü bir at değil gücü yetebilir. Daha sonra bir numaralı koltuğu victory yani diyecek bir şey yok zaten yarın %50 agf koşar büyük ihtimalle bütün bültenler tek vermiş ee, diyeceğim bir şey yok zaten görünen köyü kılavuz istemez ee, performansı ortada 15 numara prior geçen sınıfta last romansı ben ilk sıra dönermişim dişi olduğu için kimse nasıl önerdim bunu nasıl gelmez falan denildi ama at çatır çatır kazandı prior da bugün tempo yükselmez durumunda son yaş derecesi kötü değil. Yani biraz bir saniye civarında kötü ama yani o kadar kapanmayacak bir fark yok. Bugün sonlarla sert geldiğini görebiliriz ve son yarışını çok beğendim. 8 numara Lord of Game diyeceğim bir de ben. Son ikinci çok iyiydi. İnanılmaz bir şekilde hiç kulvardan geldi. Foto attı kendisini. Bugün ben Recep Avşar ekibüsü ile beraber Gökhan Kocakaya'nın da farklı bir taktikle koşacağını düşünüyorum. Bekleme yarışı yapacaklarına inanmıyorum ki. Gelin bir yarışını izleteyim. Lord of Game'in çok es eski yarışını kaçtığı yarışlar var diye hatırlıyorum ben. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bir bakalım. İnternetim bugün el veriyor. Hayret. Merak ediyorum kaçıyor mu diye. Çünkü şu an... Artık başlatır mısın yarış? şu değil mi? Aynen bak sarı formalat. Yo bu dıştaki mi? Kesinlikle. İçirmalı bay bay hepinizin bir buçuk boy iki boy kadar önünde. Şimdi altın Lord of Game. Lord of Game, game önde. De. Vay be Or ne hafıza varmış bende. Bu altın zamanında kaçtığı yarışlar var Lord of Game'in. Ya bugün ben çok gerilerde bekleyeceğini düşünmüyorum Gökhan Kocakay'ın. Zaten gerilerde bekleyebilecek çok at var. Bugün eğer çakalın olduğunu böyle bir tık arkasında bekleyebilirse, Koltu Viktor'dan bir tık önce amne yapabilirse, Lord of Game'in de bu yarışta söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Dikkat! 13 numara Vernaz da benim gazi favorim. 9, 1, 15, 8 rakipler diyerek gazi yarış analizlerimi bitiriyorum. Yolumuza ikinci inonu koşusuyla devam ediyoruz. Ee, burada 3 numara Dragon Burn'u banko olarak öneriyorum. Yani birçok isim ya ikinci yarışına çıkacak, ya Bursa'dan gelenler var ya şuradan gelenler var ya da performansı eksik olanlar var. Net bir şekilde grupta dikkat çeken isim 3 numara Dragon Burn. En son yarışın 2 ay 3 ay civarında bir aranın ardından koştu. Bana göre çok iyi bir derece elde etti. 1-12-15 de kötü bir derece değil. Bugün baktığımızda Akappa Gökte olsun, Blinding Light olsun, Like the Stars olsun. Bunlar yarışı Special Sun olsun. Bunlar yarışı önde kabullenecek isimler. Yarışın tempoları yükselecektir büyük ihtimalle. Bu da 3 Dragon Burn'e yarar. Son yarışından sonra yaptığı işlerde çok iyi. Özellikle uzun galoplarını çok beğendim ben Dragon Burn'un. İyi de bir atı. Ya yani ben çok büyük bir sıkıntı yaşamadan 3 numara Dragon Burn'un kazanacağını düşünüyorum. İkinci aldığı için Banko olarak sizlere öneriyorum günün son koşusuna geldiğimizde ben burada bir malı after tulip ile başlayacağım. Ya bugün temponun ben çok yüksekliğe çıkacağını düşünmüyorum. Yani önde gidebilecek Florida Cast var. Ee, after Tulip var. Alttaki isimlerden baktığımızda böyle öne çok sert tempolarda gelebilecek ciddi alanda bir isim görünmüyor. O yüzden de tempo yavaş tempolarda geçecektir. Yani bir önceki yarısında yavaş tempoda götürüp bitirmişti. Son yaşında Florida kastı bir türlü atlayamadığı için etkilenmişti hafta tulip. Bugün lehine gidiş hatta Ahmet Çelik tahtı çok iyi tanıyor. Eğer bir yerden sonra Florida Kast'tan kurtulursa veya yarış boyu liderlik yapabilirse ben bir numara hafta tulipin bitireceğini düşünüyorum. Favorim. Daha sonra 11 numara e Moorland son yarışında 1-2 kapanma yaşadı ama yine öndeki Pryor'ı geçemezdi o gün. Yine de elde ettiği ikincilik baya baya iyi. Mehmet Akyavuz bugün biraz daha öne yakın gitmesi durumunda iyi bir netice alacaktır. 7 numara e Florida Cast yavaş gidecek yarışta bir yerlere gelebilir. 9 numara e Malamoja, 10 numaralı e Marakay ve son olarak son yarışını çok beğendim. 5 numaralı e Jaylin Can diyeceğim. Baya iyi yarış yaptı. Bu gruba gücü yeter. Dikkat edin 5 numaralı Ceylin Can'a. 1 num numaraya dikkat. Yarın büyük ihtimalle AGF'nin 5. at konumunda kalır. İyi koşar. 11-7-9-15 10, Nene Altun koşsun da sıralamam diyerek e önemli bir günü tamamlıyoruz. Benim için heyecanlı ve e bir o kadar da mutluluk verici bir video oldu. Onu söyleyeyim. E Dün bütün işlerimi halletmiştim ve sabahtan beri bu programa çalışmakla e, günümü geçirdim. En sonunda karar verdim. Sıralama modu Ve videoyu çekip sizlerle paylaşıyorum. E, geçen sene güzel bir gün geçirmiştik. Bu sene de umarım geçen, güzel bir gün geçirip e, iyi neticeler alırız. En önemlisi bugünün heyecanını yaşayalım. Yani verdiğimiz oyun başarılı olmuş olmamış, analiz başarılı olmuş olmamış değil. Yarışların heyecanını yaşayalım. Yani yarış olarak bahis olarak değil yarış olarak. O yüzden de keyifli bir gün geçirmeniz diliyle hem ailenizde, hem de yarışlarla beraber keyifli güzel bir pazar günü dilerim. İsteyenler bizi Twitter'da gifko analizi yazarak takip edebilir. Devamlı bildirim geliyor. Buradan da ara sıra paylaşımlar yapıyorum. Devamlı da 5'te kaldığımı bildiriyorum buralarda. İsteyenler bizi GIF analiz yazarak Twitter'da takip edebilir. Benim sözlerim bu kadar. Gerisi yarışlarda sizlerde o, şu an ter içerisindeyim. Ee, bakalım neler olacak. İzmir yorumlarımı gifconeriz.com sitesinden vereceğim. Büyük ihtimalle bu gece verip yarın arkama yaslanarak bugünün keyfini çıkarmayı düşünüyorum. Ee, benden bu kadar. Bir sonraki yoruma kadar kendinize çok çok dikkat edin. Beni tavsiye edenlere, etmeyenlere, güzel yorumlarına esirgemeyenlere herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.